Yaptılar birlikte Allah'tan sizleri ihanet etmeyenlerden eylesin. İşinizi yapınız, işinizi yapmaya vakit ayırınız. İş huzurun kaynağıdır, iş Allah'tır, iş her şeyin başıdır. Allah kimseyi işsiz koymasın. Teşekkür etmeye ve şükretmeye vaktinizi, zamanınızı ayırın. Teşekkür ve şükür etmek yaşamın pastasının bir kremasıdır. Yaşamın kaymağıdır. Allah da sizi doya doya hayatınızı yaşamayı nasip eylesin. Allah Allah. Başta söylediğiniz gibi değerli canlar, insanın kendi nefsinin doğruluğunu tutması demek, huzuru yakalaması demektir. Yani inancımızın felsefi temelinde olan Hızır'ı görme ve Hızır gibi olmanın yapısındaki yatan şu üç şeyle Hak Muhammed Ali Şükrü adına söyleyeceğimiz üç noktaya çok dikkat etmeliyiz. Cesareti, nezaketi, yardımı sevmeliyiz. Kibir, nankörlükle nefret etmeliyiz. Allah nankörlerden korusun. Allah Allah. İnsanlık için sağlık, dostluk ve huzurluk istemeliyiz. Allah hiç kimseye huzursuz lokma yemek nasip eylemesin. Allah Allah. Hayat, ölüm ve sonsuzluk düşünmeliyiz. Çünkü bu dünyaya gelen bir gün gidecektir. Allah kimseyi zorla, darda bırakmasın. Allah Allah. Zamanın, çıkan sözün ve kaçırılan fırsatların kaybedildiğine asla geri dönmeyeceğini unutmamalıyız. Çünkü insan kendi dilinin esiridir. Allah kimseyi dilinin esiri etmesin ya Rabbi. Barışın, umudun ve dürüstlüğün hiçbir zaman kaybedilmemesi gerektiğini unutmamalıyız. Şunu bilmeliyiz ki nasıl besmele Kur'an'ın anahtarıysa, besmelenin altındaki nokta Hazreti Ali ise, Hazreti Ali barışı, sevdiği kardeşliği ve dostluğu temsil ediyorsa, biz de onun ehli beyt ve bendesi ise sevgi, barış, kardeşlik ve dostluktan ayrılmamalıyız. Allah Allah. Hızır demek insanın kendisini aynada görmesidir. Bir kaynananın evde otururken bir tabak yemeği pazarlaşıp gelinini arayıp yavrum boğazından geçmiyor gel bir tabakta sen ye deyip çağırması, onun eksiklerini tamamlaması, o kaynananın ve kaynatanın bir Hızır olmasıdır. O gelinin çocuğun elini alıp da ziline basıp da baba annem ne olursa olsun hatasız kuru olmaz, hatası olsa dahi veya olmasa dahi ziline basıp da anne evde oturacağım ama halini sormaya geldim, bir işini yapmaya geldim, bir eksiğin var mı, bir yere gidecek miyiz diye sorması ve o kaynananın da kızım canım sıkılıyordu, iyi ki geldin, Allah işini rast getirdin, Hızır gibi yetiştin demesi Hızır olmaktır. Eyvallah. Eğer yolda gidiyorsanız bir tane yaşlı elinde bir araba çekip alışveriş yapmışsa arabanı sağa çekip anneciğim nereye gidiyorsun, seni bırakayım diye sorması, o da yavrum vallahi çok yoruldum, Hızır gibi yetiştin demesi, senin bir Hızır olmandır. O zaman sizin hepiniz bir Hızır olduğunuzla farkında değilsiniz herhalde, sesinizin çıkmadığına göre. Eğer bir dostunuz zordaysa bir telefon açıp bana Allah rızası için ödünç bir aylığına 100 lira veya 1000 lira ver derse, sen de ya 1000 liram yok da şu 100 lirayla idare et, olanı paylaşayım dersen, onu o zorluktan kurtarırsan ne olursun? Hızır olursun. Hızır. Hızır olmak insanın elindedir. Değerli dostlar, sizi fazla yormayayım. Ne derler? Mal sahibi, mülk sahibi kimdir bunun? İlk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan. Gel biraz sen de oyalan.
Kapınızı bir gün biri çalarsa aykı da kimmiş diye kapatmayın. Önce sorun, buyurun ne istiyorsunuz diye. Çünkü her gittiğiniz yerde bir açık kapı bırakmalısınız. Aç mı, susuz mu, yetim mi, öksüz mü, kim olduğunu görürsünüz. Belki Hızır çalar kapınızı. Evinize bir mihman gelirse Hızır donuna girmiş gelmiş olabilir. Amana ihmal etmeyin, karnınız aç mı, bir sofradan bir lokman vermeyi eksik etmeyin. Çünkü Hızır'ın lokması bu şekilde gerçek olur. Canlar, daha neçe neçe anlatımlar vardır. Diyoruz ya, Hızır boz atlıdır. Hızır'ın atının everi vardır, gemi vardır. Hızır'ı ata bindiririz. Bir de boz at veririz. Bir de gem veririz. Nedir? Hızır'ı biz şekilleniriz. Biz var ederiz. Şimdi çocuklar diyecek ki, ay Gürman oğlum dede, bizim mahalleye at girmiyor, Hızır gelmeyecek mi derse, Hızır vallahi Porsche'ye de biner, Mercedes'e de biner, uçağa da biner. Hızır'ın gitmediği, varmadığı, olmadığı döne yoktu. Benim babamın çağında 3 metre kar vardı. O günün ulaşımın şartları attı ve boz at daha makbuldu. Ve onu o şekilde şekillendirildi. Bugün ise yolda giderken, düşünebiliyor musunuz? Lambadan geçiyorsunuz. Ve bir tane araba önünde bir köpek çıkıyor, fren yapıyor ve size vurmaktan kurtuluyor. Orada o araba Hızır donuna giriyor, vuruyor, sizi koruyor. Bunların yapısal olarak nerede, ne şekilde, nasıl, ne biçimde geleceğini siz göremezsiniz. Alanda mısınız, verende misiniz? Bugün buraya geldim, o gönül bahanenizde bir dem alıp serhoş olmak için uğraşıyorum. İş ağa beni muhabbet serhoşu yapar gönderirsiniz. Çünkü inanın Türkiye'den beri daha torunların yeni torunum oldu ama daha zor gördüm. Sizleri görünce aynen Hızır'ı görmüş gibi oldu. Yunus ne diyor? Bir damla dödüm, bir damla kan oldum, ete kemiğe büründüm. Yunus gibi göründü. Bugün buraya geldik, Hızır olacağız. Ne istiyorsun? Eskiden köyleri yakarlardı, altına gömbeleri koyarlardı, saçı koyarlardı, külü koyarlardı, maşaya alırlardı. İsteyen kızlar sevdiğine varabiliyor mu, varamıyor mu? Böyle çekerlerdi. Daha ne yaparlardı? Ambarların içine un sererlerdi, Hızır geldi mi gelmedi mi diye bakarlardı. Ne yaparlardı? Şişman, sayağ, zavak, arap, çeşitli boyutlarla eğlenceyi yaparlardı. Siz ne yapıyorsunuz? Ne istiyorlardı? Allah sevdiğine kavuştursun, Allah gurbettekine kavuştursun, Allah ötesini yaza çıkarsın, Allah harmanda etinin ıslanmasın, Allah mahsulatı bol versin, ben de Hızır'a vereyim. Allah da sizi Hızır'a verenlerden eylesin. Bunlar geçmişin öğretisi. Şimdi biz Hızır'dan istiyoruz. İş istiyoruz, alıyoruz. Gelin, almışsınız. Genç jenerasyon var, Allah versin. Evlat, o da var. Torun, işlerinizin parladığına göre çoğunuz da var. Araba, o da var. Eyvallah. Yazlık, ev, ocak, bağ, bahçe, o da var. Hızır'dan hep istediklerinizi almışsınız. Size soruyorum. Siz Hızır'a ne verdiniz, ne? Hep alma kapısında büyümüşsünüz. Yarın mahşerde onun hesabını vereceksiniz. Hep alman olmaz. Yalvarmak dilekçilik. Aleviler Allah'ın kutsallığını tartışmıyor. Tanrı'nın yanındaki insanları Tanrı katında kutsallaştırmak için uğraşıyor. Onun için Hızır'ı çağırıyor. Siz de bunu çok iyi bir görmeniz gerekiyor ki aldıklarınızın bir bedeli vardır. Allah, Hak, Yarabbi, Rab, Müda,